Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben geç kalktım. Normalde 8.15'te benim minibüse binmem ve gitmem gerekiyordu. Şu an saat yani 8.35-8.40 falandı benim kalktığımda. Sonra da telefonumun şarjı dolmuş işte. Telefonuma falan baktım ve bugün derse anda başlayalım mı demiş hocamız. Vallahi içime su serpildi. Bugün arkadaşlar ilk defa tiyatroya gideceğim ve böyle alelacele de size bir video çekeyim dedim. Çünkü kameramı götüremeyeceğim çok ağırlık yaptığından dolayı. Size böyle bir video çekiyorum. Ondan sonra da bugün gitar kursum var arkadaşlar sabahtan. Öğlen 12-12.30'a kadar gitar kursu sürecek. Umarım dediğimi anlayabiliyorsunuzdur. Çünkü biraz acelem var arkadaşlar. Eğer anlamıyorsanız yorumda belirtin, ben size yazarım. Ya anlamıyorsanız dediğimi yorumda belirtin arkadaşlar. Ben size yazarım ama umarım anlıyorsunuzdur dediğimi. Ve başka... Beni kedim uyandırdı arkadaşlar. Ben uyuyordum. Telefonumda falan bir şeyler çalıyordu ama ben duymadım. Sonra bir baktım kedim saçımın arasına girmiş. Böyle saç kafamda bir şeyler yapıyor. Ben de uyandım böylelikle. Hemen aklıma gitar kursu geldi ve böyle uyandım arkadaşlar. Ve şu anda gideceğim ben. Kameramı götüremeyeceğim. Akşam görüşürüz. Bye. Arkadaşlar şu an eve geldim. Akşam görüşürüz dedim. Ama hep böyle akşam görüşürüz, akşam görüşürüz diyorum. Akşam olmadan böyle gene elime kameramı alıp video çekiyorum. Arkadaşlar gitar kursunda hocamız 11'i falan biraz geçmişti. 11'i 2-3 geçe falan geldi. Onda başlayacak dedi ama 11'i 2-3 geçe falan geldi işte. Yani daha çok geç başladı. Ben de sabah kalkamamıştım zaten. Bence iyi oldu. Hepimiz hem gitara çalışmış olduk hem hocamızı bekledik. Ondan sonra bugün geldim işte. Şu anda 12.30. Aslında hocamız şey dedi hani... Gitar kursunu hani geç başladığı için 1'e kadar falan sürecek dedi. Ama ben 12.30'da çıktım, erken çıktım gitar kursundan ve şu an evdeyim arkadaşlar. Şu anda saat 2.10 geçiyor. Uyuyacağım biraz, dinleneceğim akşama kadar. Bu şekilde arkadaşlar. Biraz uyuyacağım, dinleneceğim. Sonra 6 veya 5 olmadan kalkarım da 5-6 gibi evden çıkmam gerekiyor. 8'de de tiyatro kursu başlıyor. Ay tiyatro kursu diyor duruyor adam. Akşam 8'de de tiyatro oyunu başlıyor arkadaşlar. İlk defa tiyatro oyununa gideceğim kuaförde bir gün. İlk defa gideceğim. Nasıl bir şey çok merak ediyorum arkadaşlar. Eminim ki çok güzel oynuyorlardır. İnşallah ben de bir gün çok güzel tiyatroda oynayabilirim. Bir gün belki inşallah. İşte şu an uyuyacağım büyük ihtimalle 4-4.30 gibi falan kalkarım. Belki daha erken kalkarım. Hiç belli olmaz. Bu şekilde arkadaşlar. Ve yanıma kim geliyor? Pisicik. Aşkım. Gel. Bakın kim geldi yanıma. Gel. Gel. Gel aşkım sen gel. Sen gel. Senin gelmeni istiyorum. Gel. Gel aşkım. Gel. Sen de gel. Çık hadi gel. Ay seni mi bekleyeceğiz aşkım? Gel artık. Hadi bismillah geliyor, 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 geliyor. Kolum ağrıyor. Aşkım seni bekleyeceğim. Aşkım gel artık. Seni mi bekleyeceğim ben ya? Hadi aşkım. Gel lan şuraya gel. Allah Allah önümde duruyor böyle. Ben bana bakıyor manyak şey. Hüseyin de seni bahçeledi. Çok enerjik arkadaşlar ya. Gene gitti mesela şu an. Gitti gene. Bence lan oraya gitti. O şekilde işte arkadaşlar. İçerisi biraz karanlık ve karanlıkta bu şekilde çıkıyorum. Bence güzel çıkıyorum ya. Çünkü bayağı karanlık. Neyse. Yani bayağı karanlık dediğim. Etrafta ne olduğunu görebilecek kadar karanlık. Pisicik çıkma lan ben. Gel. Pisicik. Böyle. Aşkım. Manyak bu kedi ya. Bir de etrafta obliyizimli bir duruyor. Bak yine çıktı yatağın üstüne. Pisicik! 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 Uf iyice karanlık oldu etrafı ya sanki. Neyse. Bu kedi manyak. Kediler uzaylıdır diyorlardı. Önceden bir yerde okumuştum veya duymuştum. Kediler uzaylıdır diyordu. Kediler uzaylı arkadaşlar. Cidden çok değişik hareketleri var ya. Etrafta hapluyor zıplıyor böyle. Habire hapluyor böyle. Hapluyor duruyor. Ben yürüyorum habire hapluyor böyle.
Aşkım. Lan kameramdan ne istiyorsun? Kameramdan ne istiyorsun? Çık baba. Aşkım. Aşkım bir de köpek gibi sürüyor beni arkadaşlar ya. Maalesef köpek gibi sürüyor beni. Çok fena sürüyor. Önceden bu kadar ısınmıyordu. Galiba sanırım dişinde gücü yoktu. Ama şu an çok fena sürüyor. Arkadaşlar neyse işte ben birazcık cık. Aşkım gel yanıma. Kedimi de yanıma alıyorum genelden uyuyacağım zaman falan. Ama uyumuyor. Yani bazen uyuyor da tabii. Uyuyacağım dinleneceğim işte ya. Güzellik uykusu diyorum ben bunu öğlen ikindi uykusuna. Çünkü çok seviyorum. Hem yorgunluğunu alıyor hem bitkinliğini alıyor. Bence çok daha güzel yapıyor. İnsan dinç yapıyor bir kere. Ay bana yüz vermiyor. Bütün erkek milleti böyle işte. Aşkım. Pişecek. Pişecek. Neyse ya böyle işte. Böyleydi. Şimdi uyuyacağım arkadaşlar. Hem gözüm ağrıyor hem yorgunum bitkinim. Bir daha kalkınca görüşürüz. Akşam tiyatroda görüşürüz diyemeyeceğim. Artık ben uyanınca görüşelim. Bye. Merhaba arkadaşlar, sizinle bir anı kaydedeceğim. Şu anda teyzem balkonda ve içeriye geçiyor. Teyzem 14 gün karantinada kaldı, korona olmuştu. Ve şimdi ilk defa yanına gideceğim ve ona anahtarı vereceğim. Acaba ne diyecek, ne yapacak? O gelmeyin yanıma, gelmeyin yanıma diyordu ama 14 günde de geçti. Neredeyse 20 gün oldu. Neredeyse 20 gün oldu arkadaşlar, yani 1 ay oldu. Yani 1 aya yaklaştı, ilk defa yanına gideceğim. Haydi bismillah. Ama bayağı oldu yani. Teyze! Ne? Kamera. Bu bilmiştir herhalde. 14 günü geçti, bir ay oldu. Annem anahtarını teyzene ver dedim. Seni çok özledim. Sarılmayı falan. Sen de benim canımsın. Çıkmak ister misin? Peki tamam. Gideceğim de ondan Mevlüt'ten geliyorum, annem gide geç gelecekmiş, anahtarı teyzene ver dedi. İyi, tamam ben haberi veririm. Tamam teyze hoş. Bu şekilde işte arkadaş, anahtarı verdim gidiyorum. Sarılamadım, onun da zamanı var ya. 14 günü geçti, bayağı oldu ama. Olsun yine biz. Öyle. Arkadaşlar merhaba, ben birazcık hazırlandım. Korktum. O kapı açık olunca böyle oradan birisi çıkacakmış gibi falan hissettim. Arkadaşlar merhaba. Ben bir aycık hazırlandım da arkadaşlar. İspanyol paça bir pantolon giydim arkadaşlar. Eğer orada bir anya... İspanyol paça bir pantolon giydim ve makyajım da bu şekilde arkadaşlar. Eğer odada bir ayna görürsem size kombinimi de gösteririm. Tabii ki üstüme kalın bir mont alacağım arkadaşlar. Bu şekildeyim işte arkadaşlar. Saat 5'e geliyor. Ben 6'da çıkmam gerekiyor ama büyük ihtimalle 5.30'da çıkacağım. Ve Nihat Zeybek Kongre'yi götürme herkese buluşacağız. Bye. 8'de başlayacak ama ben erken geldim. Ne bileyim ya, daha fazla video çekmek için zaten bir sürü oturacak yer var. Oturacak yer değilmiş. Neyse, buluruz bir şekilde, bir şeyler yaparız ya. Öyle gezeriz arkadaşlar, ne yapalım. Daha fazla video içeriği üretmek için de böyle erken geldim. Yani kendimi çekerim falan diye düşündüm işte. Böyle konuşurum sizinle falan diye düşündüm. Çok mu kötü yaptım? Bu şekilde işte arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olur. Oturuyorum arkadaşlar. Burası da bayağı büyük bir yer ha. Bak. Böyle bir yer. Bayağı büyük. Benim gözüme bulanık görüyor. Bulanık mı çekiyor ya? Ha bulanık çekiyormuş. Tamam. Böyle bir yer işte arkadaşlar burası. Gözüm de buharlaşıyor. Gözlüğüm buharlaşıyor arkadaşlar ya. Önümü göremiyorum. Ondan kameranın ekranına bakınca böyle bulanık gibi gördüm kendimi. Zaten bulanık çekiyormuşum. Burası böyle bir yer arkadaşlar. Buraya ilk defa geldim. Bayağı büyük bir yere benziyor böyle. Çok güzel dekor etmişler bence.
bu şekilde. Burası bayağı büyük arkadaşlar. Bu şekilde gözüküyor. Ben buraya ilk defa geldim yani. Yani buraya ilk defa geldim. Bu da ben. Bu şekilde. Tiyatroya ilk defa geldim daha doğrusu. Burada mı çıkıyorum ya? Yok, çıkmıyormuşum. Burada mı çıkıyorum ben? Gözüm görmüyor. Gözüm görmüyor. Ha tamam, netleştim. Ya gözüm görmüyor ya. Burası da bu şekilde işte arkadaşlar. İlk defa tiyatro geldim ve arkadaşımı bekleyeceğim. Bir bulanık çıkıyor, bir netleşiyor sanki ya. Benim gözüm mü böyle oluyor yoksa acaba? Bunu montajlarken fark ederim. Çünkü gözlüğüm buharlandığı için bazen göremiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle. Bye. Merhaba arkadaşlar, karnımın acıktığını fark ettim ve kokoreç yemeye geldim. Başka bir yere daha girmiştim ama orada künefe böyle tatlı yiyecektim ama 21 TL olduğunu görünce, bizim o tarafta pek fiyat ama 20 TL falan değil yani, 20 bile değil. Fiyatını gördüğüm anda çıktım orada. Ondan sonra bir yerde de pide yapılıyordu ama sanırım paket yapıyorlarmış, oradan da çıktım. Kokoreç yiyeceğim, acıktım. Çünkü arkadaşlar çok erken çıktım bugün. Çünkü bilmiyordum ben Nihat İstey Bekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nin nerede olduğunu, hangi minibüsün geçtiğini, hangi otobüsün geçtiğini bilmiyordum. Bunun için erken çıktım, hani geç kalmayayım en azından diye. Bu şekilde böyle burayı geziyorum arkadaşlar. Hangi minibüs işte dönerken nereden geçecek falan diye öyle etrafı falan inceliyorum. Merhaba arkadaşlar, şu an saat... Ay bir an... Şarjım bitti sandım. Yani şarjım %2. 2 diş kaldı sandım işte. Şarjım şu anda 7.5'a geliyor. Ve bir tane arkadaş edindim. O da oyuncuymuş. Böyle tiyatro oyuncusuymuş. Bir ara bırakmış. Şu an İstanbul'da okuyormuş falan işte. Onunla konuştuk tiyatro hakkında. İşte Shakespeare'in mesela böyle tiyatro oyunlarının olduğu kitaplar varmış. Ve bunu bir tane hocaya daha sorabilirsin dedi. Hani böyle tiyatro ile alakalı kitaplar okuyarak kendini geliştirebilirsin dedi arkadaşlar. Ben de tiyatroyu çok istediğim için umarım olur yani. Ezberim kötü. B12 eksikliği var. Evet ama bu bana engel değil. Bence ilaç kullanabilirim. Diksiyonum da çok hızlı. Ama bence diksiyon kursu alarak bunu da düzeltebilirim. Her neyse. Böyle bir kitap okuyarak işte kendimi geliştirmek istiyorum tiyatro konusunda. Bana kitaplar önerebilirsiniz arkadaşlar. Tiyatro mesela oyun okumak gene unuttum. Doğaçlama hocamız mesela oyun okumalısınız dedi. Ve böyle tiyatro oyunlarının olduğu falan kitaplar biliyorsanız, hani böyle tiyatro okumak yani tiyatro ile alakalı kitaplar biliyorsanız bana tavsiye edebilirsiniz arkadaşlar. Hem ben de okumuş bir şeyler öğrenmiş olurum. Bu şekilde arkadaşlar. 8'de başlayacak ve ben de arkadaşımı bekliyorum. Saat 6 çeyrek geçe buradaydım. Bu şekilde geziyoruz işte arkadaşlar. Bana tiyatroyla alakalı işte böyle kitapları falan tavsiye verebilirsiniz arkadaşlar. Okurum seve seve. Bu şekilde. Ay. Etraf çok güzel gözüküyor. Burası bu şekilde. Arkadaşlar. Fatma Yıldız Salonu açılmış. Kapı açık mı? Kapalı. Kapalı, aynen. Bu şekilde. Hep bir insan geliyor. Şurası. Çok tatlı lan. Kapıyı kapatacağım şimdi, kimse girmesin artık. Sana da otur. Şimdi git, biri git. Bir kadar çekebilirsin. Gitmiyor kimse ya. Bir dur lan, kimse gelmesin. Tamam, bu kadar yeter. Benim çektiğim kadar yeter. Benden bu kadar. Geri kalanında izleyeceğim. Size bir şey gösteremeyeceğim. Arkadaşlar. Bye. Arkadaşlar bugün soyunuyoruz. Arkadaşlar bugün kuaförde bir gün izledik ve çok güzeldi böyle. Ama otoparka doğru gidiyoruz biz. Biz nereye çıktık? Minibüsler nereden geçiyor? Biz yanlış yere mi çıktık? Otopark burası.
Benim bir saatten aç zamanım kaldı. Ahmet'le otobüsüm geçecek. Nereye gidiyoruz biz? Gel bu taraftan gideceğiz bence. O tarafa gideceğiz. Arabamız yok ki. Arabamız yok bizim. Otoparka gidiyoruz. Arabamız var mı sandın? Evet. İşte çok güzeldi arkadaşlar. Kuaförde bir gün mesela çaycı vardı. Sosyal medya ile alakalı böyle komik espriler falan yaptı. Çok komedi türünde bir böyle tiyatro oyunu sergilediler ve çok eğlendik. Arkadaşımla geldik. Aslında annemle gelirim diye düşünmüştüm. Ama annemi yormak istemedim. Arkadaşımla geldim. Bu arkadaşımla da tiyatro kursundan tanıştım zaten. Öyle geldim. Çok eğlenceliydi. Bu şekilde bir daha video çeker miyim bilmiyorum. Ama çekerim büyük ihtimalle. Ondan daha sonra görüşürüz. Arkadaşlar şu anda garaja doğru yürüyorum ve videom bu kadardı. Ben gelirken minibüs şoförüyle numarasını almıştım. İşte geç kalırsam falan en son minibüs ne zaman kalkıyor falan diye. Çünkü 10.30'da kalkıyormuş ve ben tiyatronda onda bittiğini 120 dakika sürdüğünü söyledim. Yani 8'den 10'a kadar sürdüğünü söyledim. Bu yüzden şoförle de anlaştım yani. Bineceğim işte beni bekleyeceğini falan söyledi işte Şahursun. Yürüyorum işte şu anda. Zaten aradım işte daha akan da olduğunu söyledi. Bulanıp çekti. Neyse. İşte bineceğim eve gideceğim arkadaşlar. Videom bu kadardı. Umarım seversiniz, eğlenirsiniz. Ben eğlendim. Çok güzel bir tiyatro oyunuydu arkadaşlar. Kuaförle bir gün bir soygunu anlatıyor kuaförle. Sonra da mutlu bir şekilde bitiyor. Çok eğlenceli, komik. Doğaçlamaları falan böyle kendilerini eğlenceli, komik bir şekilde söylüyorlar böyle. Ben çok sevdim arkadaşlar. Umarım siz de videomu izlerken zevk almışsınızdır ve beğenmişsinizdir. Ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da belirtin işte ben. Yani belirtin hani sizin gittiğiniz bir tiyatro oyunu var mı? Okuduğunuz tiyatro ile alakalı bir kitap var mı? En çok sevdiğiniz tiyatro oyunu ne? Bunları belirtin arkadaşlar. Sizi de seviyorum. Bye bye.